Evet, maça başlamadan önce planlarımız tabii ki güçlü rakip, özellikle olan oyunculardan kurulu bir rakip karşısında puan almaktı. Bireysel anlamı baktığımızda gerçekten rahat bıraktığınızda, yani baskıda hata yaptığınızda oyunu çok iyi yönlendirebilen oyuncuları var. Bunun arkasına sarktığında önde topu tutabilecek becerili oyuncuları var. Eğer iyi kapatamadığınızda sızmaları iyi yapan oyuncular var. Biz bunların yapılmaması için yaptığımız antrenmandaki özverili çalışmalar sahaya bugün defansif anlamda yansıdı. Ama maalesef bizim en büyük sıkıntımız önde topu biraz tutamamaktan kaynaklandı. Yani çabuk çıkmamız gereken pozisyonlarda çok top kaybı yaptık. Kazandığımız toplarda öne çıkarken hata yaptık. Ya bugün ön bölgedeki becerimiz gerideki gibi olsaydı bu maçtan puanla ayrılırız diye düşünüyorduk, fakat olmadı. Ama bizim amaç tabii ki bir an önce şu bulunduğumuz konumdan kurtulup, yani nefes alabilecek, rahatlayabilecek puanları almaktı. Yani bu ligin barajı olan en az bize 6 puan daha gerekli diye düşünüyorum. 36'yı bulup ondan sonraki haftalar biraz daha kendi planlarımızı, önümüzü görme açısından farklı düşüncelere sahip olmak istiyorduk. Ama bu devreye girerken, şu boşluğa girerken pardon, 30 puanla girdik. Belki 2 puan kaybımız var. Ama şu 10 günlük, 15 günlük arayı iyi değerlendirip bundan sonra telafisi olmayan daha zor maçlar, daha güçlü maçlar oynayacağız. İnşallah, yani Adanaspor olarak biz tabii ki bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkacağımıza inanıyorum ben.